Kumru Tosun oldu bizimle birlikte. Hoş geldiniz tekrar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Mucize ötesiyim. Şükürler olsun. Bir dakika, niye öyle dedik şimdi? Bunu bilinçaltı dili uzmanlığında birazdan anlatacağız. Mucize ötesiyim. Enteresan, evet. Değil mi? Birazdan önce biyoenerjiyi konuşacağız sevgili, evet, izleyenler, ama birazdan da bilinçaltımızın dilinden bahsedeceğiz. Ben nasılsınız dedim Kumru Hanım'a. Mucize ötesiyim dedi. Çok alışık olduğumuz bir şey değil. İyiyim, şahaneyim. Frekansımızı yükselteceğiz. O şekilde işte. Harika. Tam da ihtiyacımız olan şey. Evet. Ama şöyle başlayalım. Biyoenerjiyle başlayalım. Evet. Çünkü artık enerjinin, yani maddenin olmadığı, aslında her şeyin bir enerjiden ibaret olduğunu fiziksel olarak artık hepimiz, evet, kanıtlarıyla biliyoruz. Bu artık sürreel bir şey değil. Biyoenerji nedir? Biyoenerjiyi şöyle tarif edeyim ben. Evrende var olan frekanslardır. Hı hı. Ama biyoenerji doğduğumuz andan itibaren hepimizde var. Hı hı. Bu bana veya bir başkasına özel değil. Değil. Hı hı. Fakat doğduktan sonra yaşam mücadelesi, hı hı, hayat içinde koşturmalarımız bu biyoenerji kalanının bizde bloke olmasına, biraz körelmesine sebep oluyor. Hı hı. Yani nasıl her şey paslanıyor. Aynen. O kanalda aynen, belki aynen, yanlış, hor kullanmaktan. Hepimizde var olan, hı hı, bir, hı hı, kanal, bir enerjidir. Hı hı. Bu enerjiyi biz sonradan bu işin eğitimini almış, hı hı, uzman hocalarımızdan, bunların eğitimini alarak o şifa kanalını, hı hı, tekrardan biz aktive ediyoruz. Şifanın Allah'tan olduğunu, hı hı, özellikle vurgulamak istiyorum. Hı hı. Ben bu ilmi Hasan Kalkan hocamdan aldım. Hı hı. Allah razı olsun. Allah ilmini arttırsın. Amin. Hepimizin ilmi, evet, gerçekten yani, doğru olan, evet, herkesin, Allah ilmini arttırsın. Çünkü ilim çok kıymetli, evet, ilim bir şey. Çok önemli. Bir de özellikle şunu belirtmek istiyorum. Gerçekten bizler asla şifa veremeyiz. Hı hı. Bizim böyle bir yetkimiz yok. Hı hı. Şifayı sadece Allah verir. Çok doğru. Hı hı. Biz biyoenerjist olarak bizde olan bu enerjiye kanal alıyoruz. Hı hı. Biz Allah'ın şifa nuru enerjisini, hı hı, kendi bedenimizi aracı ve kanal olarak kullanıyoruz. Vesileyiz, sadece, hı hı, vesileyiz. Hı hı. Ve biz karşımızdaki kişinin enerji alanına dokunabiliyorsak, bu şifa enerjisiyle vesile, hı hı, olabiliyorsak, hı hı, ne mutlu bize. Hatta şunu şöyle anlatmak istiyorum. Hı hı. Özellikle bu bahçeniz kurumuş ve bu bahçenizi sulamanız gerekiyor. Yeşillendirmeniz gerekiyor. Hı hı. Bahçenin bir diğer tarafında da bir musluk var. Evet. Hortumu o musluğa bağlıyoruz. Ve o suyun akışının gelmesini sağlıyoruz. Akışını sağlıyoruz. Şimdi, hı hı, burada o bahçeyi yeşillendiren hortum mudur? Asla değildir. Hortum, evet, sadece kanaldır ve bizler, hı hı, kanalız. Allah'ın şifa, nuru, enerjisine kanalız. O başka zaman şöyle şey bir şey değil. Bu kanal olma öğrenilebilir bir şey. Doğru, hayır, mu? Hayır, hepimizde olan bir şey işte bu biyoenerji, hepimizde var. İnsanlarda yani var, var olan şeyi var. Kanal olarak şöyle sorayım. Kullanmayı öğrenebilme potansiyelimiz, evet, var hepimizin, evet, aslında. Hepimizin var. Hı-hı. Keşke hepimiz bu eğitimleri alsa, o zaman her şey çok daha güzel olur. Aslında yapmış oluyoruz sizinle birlikte. Biz zannediyoruz ki biyoenerji uzmanı böyle hani kiminin müzik kulağı vardır ve o özel bir yetenektir. Hayır, hayır, hayır. Hani enerjisi daha fazla olan insanlar gibi algılıyoruz. Hayır, ama hayır, siz diyorsunuz kesinlikle ki değil. Zaten herkeste bu potansiyel, hayır, var. Eğitimle var, bunu doğru aktarmayı, aynen, öğrenebiliriz. Önemli olan şifayı Allah'ın verdiğini bilmektir. Hı hı hı. Şifalandıran odur. Şifayı vermezse de vardır bir bildiği, gene odur. Allah'ın, hı hı, işine kimsenin karışmaya hakkı yoktur. Çok doğru. Peki bu aktarımı hep biyoenerji deyince benim aklıma en çok kullanılan, evet, eller geliyor. Evet. Ellerle mi yapıyoruz sadece? Ellerle yapıyoruz. Şöyle bir şey yapıyoruz. İşte aslında bu da çok önemli. Biz Allah'ın nuru şifasına vesile olmaya niyet ettiğimiz anda, hı hı, orada ben artık yok. Hı hı. En önemlisi bu. Orada yani özümüze ulaşmaktır önemli olan. Hı hı. Hani ben orada elimi uzattım ya da baktım, bir şey yaptım. Hı hı. Bu çünkü benden kaynaklanan bir şey olmadığı, hı hı, için, hı hı hı, hani elimle veriyorum, şununla veriyorum, bununla veriyorum diyemem. Evet, elimizi kullanıyoruz, hı hı, şifa, hı hı, aktarımında. Ama dediğim gibi. Peki mesela bizim böyle bilinçsizce yaptığımız, aslında kendimize biyoenerji, evet, çalışmaları var mı? Bazen mesela insan ellerini ovuşturur, işte karnı ardında istemez, doğru, karnına götürür, başı ardında başına götürür. Doğru. Hani orada bir şey olduğunu düşünüyorum. Orada, ya da
bir ah zamanı şuramıza vurma hareketimiz i̇man vardır. İman tahtamızdır. Evet. Evet, bu iman tahtamız enerjimizi... Ah dediğim aslında yas anlarında daha çok. Evet, enerjimizi aslında aktive etmek için buraya kendimiz dokunabiliriz. Böyle. Tam şu nokta mı? Evet. Timüs bezi dediğimiz yer galiba. Orayı özellikle sabah kalktığımız zaman biz kendimiz nasıl uyanıyorsak burayı da uyandırmak için sabah uyandığımız zaman bura iman tahtamıza böyle tık 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 vurup onun da uyanmasını sağlayabiliriz. Aslında aşağı yukarı şöyle bir kolye taktığınızda gelen hafif çıkıntılı nokta oluyor değil bir mi? Bir de sizin söylediğiniz hani enerjim şeyim diye bazen derler ya işte ben bir arkadaşımın başı ağrıyordu işte başına dokundum ama baş i̇leşti. Ağrısı iyileşti. Evet. En azından. Böyle bir şey söylüyor ama böyle bir şey dediğimiz nedir biliyor musunuz? Herkesin kendi bir enerji frekans seviyesi vardır. Bu bilinçaltı dilinde geçeceğimiz gibi. Orada bu eğitimi almadığı için aslında kendi enerjisini karşısındaki insana harcıyor. Kendi enerjisinden yiyor zaten aslında. Zaten şöyle denir ya, bunu yaptıktan sonra çok yorgun düştüm. Evet. İşte uykum geldi, halsizleştim, ağırlaştım. Tanımlar hep böyle olur. Aynen öyle. Yani yorgun düşüyoruz. Bir de özellikle biyoenerji konusunda şunu da inmek istiyorum. Biyoenerji asla bir hastalığın teşhis ve tedavisinde kullanılmaz. Çok güzel bu, bir şeyin altını çiziyorsunuz. Tamamen doktorlarımıza aittir. Ben de bir doktor kızıyım. Ya ne güzel tabii. Öyle yani fizikçi bir aileden gelince tabii ki. Teşhis ve tedavi doktorların işidir. Bir yerimizde herhangi bir rahatsızlık hissettiğimiz zaman ilk yapacağımız iş bizim doktora gitmektir. Doktora gittiğimiz zaman gerekli zaten ilaçlarımızı alırız. Bizler sonuçla değil nedenle ilgileniriz. Bunun kaynağı ne aslında? Yani hani buna ne sebep oldu diye. Bizim bildiğimiz sadece fiziksel bedenimiz var. Ama bunun dışında fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal bedenlerimiz var. Ve bunda oluşan enerji tıkanıklıklarının ya da blokajların burada oluşturduğu sıkışık enerji fiziksel bedenimizde bir rahatsızlık olarak ortaya çıkıyor. Diyelim ki yani mideniz ağrıyor, doktora gidiyorsunuz. Ama bu mide ağrısı aynı zamanda burası bizim solar plexus çakramız. Bu göbek deliğiyle biz bu dünyaya bağlıyız ve anne ilişkilerimizdir. Annemizle ilgili sorunlarımız varsa, bu dünyaya hayatına fazla bağlıysak ve hazmedemediğimiz bazı olaylarla karşılaştıysak bunları ifade edemezsek bu bizde işte mide rahatsızlığı olarak ortaya çıkıyor. İşte biyoenerjiyle de tekrar dediğim gibi Allah'ın nuru şifasını kanal olarak, vesile olarak görmediğimiz duygusal, ruhsal bedenlerdeki enerji tıkanıklıklarını, o enerji dengesizliklerini ayarlamak. Evet. Yani biyoenerjide aslında sadece bu yapılıyor. Düşünün ki televizyon kanalı doğru frekans ayarlanmadığı takdirde cızırtı yok yapar. Hiçbir şeyden önce görüntüde doğru. Bir bunalıklık olur ama onu doğru ayara getirdiğimiz zaman düzgün bir şekilde net bir şey alabilirsiniz. Aslında evet, bizim yaşadığımız birçok sıkıntıdan, çevresel faktörlerden vücut ayarlarımız bozuluyor. Aynen. Ruhsal ayarlarımız bozuluyor. Aynen. Aslında biyoenerji bu ayarları yeniden belki fabrika ayarlarını hani telefonlar için kullanılır ben ama hatta, anlatabilmek adına öyle yorum evet, yapayım. Ben hatta özellikle de şunu vurgularım her zaman. Mesela diyelim ki sizin çok değer verdiğiniz birisi size çok güzel bir kazak hediye etti. Ve bunu çok güzel almadım, severek, kabul etmedim. Severek kullanıyorsunuz. Evet, iptal bunları. Severek kullanıyorsunuz ama mesela gün içinde leke oluyor, toz oluyor. Siz makinede atıp yıkıyorsunuz. Ama sonra diyelim ki bir lekeç oluyor ve siz bunu temizleyemediğiniz zaman kuru temizlemeye götürüyorsunuz. Doğru. Çünkü sizin için değerli. Peki bu beden bize Allah'ın bir lütfu. Peki biz bedenimize neden iyi bakmayalım? Tabii, evet. Böyle bakmak lazım. Kesinlikle öyle. Dediğiniz gibi fiziksel bazı sorunları çözerken o tıkanan ruhsal, çocukluktan gelen, geçmişten biriktirdiğimiz. En basit ben şunu söylüyorum mesela. Allah göstermesin, kötü bir haber aldığımızda vücudunuzdaki reaksiyonları bir dinleyin sevgili izleyenler. Evet. Bayılma raddesine kadar gidebiliyor. Doğru. Ani kalp krizleri geçiriyor insanlar. Demek ki bir duygunun an içerisinde bile insanı saniyeler içinde öldürebilme gücü var. Doğru, çok doğru. Bunu mesela buna inanıyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz. Heyecanlanınca ellerimiz titriyor. Hiçbir problem yokken doğru, daha 10 saniye önce. Ama pozitifini düşündüğümüzde aklımıza yatmıyor. Ne acayip bir şey değil mi? Negatifine inanıyoruz. Evet. Ama pozitif kısmı ya bu kadar pozitif düşündüm ve bu kadar kolay mı halloluyor diye hep şüpheciyiz. Çünkü negatiften besleniyoruz.
Niye maalesef öyleyiz? Ben evet o... negatiften besleniyoruz biz. Bizde yani böyle bir sorunumuz var. Çünkü doğduğumuz andan itibaren aslında bembeyaz bir sayfayla geliyoruz. Yani ama bu sayfaya annemizin, babamızın davranışları, okul arkadaşlarımız, iş çevremiz, ilk aşkımız birçok şeyle biz dolduruyoruz. Ve bilinçaltı aslında bilinçaltına geçmiş olalım. Uçağın kara kutusu. Bilinçaltımız öyle. Çünkü bilinçaltımız sadece gördüğü, bildiği şeyleri atıyor depoya. Yani ben şimdi size burada ne bileyim hani elma desem, de, til desem bunları siz bildiğiniz için canlandırabilirsiniz. Ama hiç bilmediğiniz nasıl diyeyim mesela farinton tan desem. Hiçbir şey ifade etmedi şu çünkü, anda. Çünkü bilinçaltında böyle bir kaydınız yok. Bilinçaltımıza her şeyi demek ki biz ekiyoruz. Ve biz hep olumsuzluklarla besleniyoruz ne yazık ki. Çok doğru. Yani o olumsuzlukları özellikle Instagram sayfasında bu tür çalışmaları o kadar çok yapıyoruz ki biz mesela zihin bahçesini temizleme meditasyonları diyoruz. O bütün olumsuz tohumları alıp temizlemek. Çünkü her şeyi yapan biziz zihnimize. Bir de zihin boşluğu sevmez. Öyle bir şey var. Dikkat edin. Meditasyon yaparken ya da ibadet ederken o kadar huşu içinde ortamda olduğumuz zaman hemen zihnimiz başlar. İşte ocakta yemek var. İşte çocuk gelecek. İşte size koca alakasız gelecek. Şeyleri düşündürmeye. Hatta hiç düşünmek istemediğiniz şeyleri düşünmeye. Çünkü bilinçaltı boşluğu sevmiyor. Çünkü biz bilinçaltını boşluğa hiç alıştırmamışız. Ve hep bilinçaltını... O yüzden de anda kalamıyoruz zaten. Evet, en büyük problemimiz bu. Anda kalamıyoruz. Geçmişe bağlı yaşıyoruz. Ve henüz gelmeyen gelecek için yatırımlar yapıyoruz. Ve kaygıyla yapıyoruz bunları ve korkuyla çoğu zaman. Peki şöyle bir problem var dedik ya hani bu bir kara kutu ve bizim çocukluğumuzdan beri oraya tohumlar atılıyor. Attığımız tohumlar belki köklendi. Bir çınar ağacı gibi hatta kalın kalın gövdeleri oldu. Onları temizlemek kolay bir şey mi? Yani şimdi bir çınar ağacını düşünün sevgili izleyenler, bir topraktan nasıl sökeceğiz ki böyle inatçı, dirençli bazı duygu ve düşüncelerimiz var maalesef. İşte bilinçaltı dili eğitiminde bunlar hepsi mümkün. Mesela bize en çok gelen sorular ki bugün de aslında sorularımızı da izleyicilerimize de söyledik. Doğru ilişkiyi hayatımıza nasıl çekeceğiz? Baktığımız zaman hep herkes ilişkilerinden muzdarip. İşte doğru insanı ben bulamıyorum. Niye hep bu tarz erkekleri hayatıma çekiyorum? Veya neden bu tarz kadınlar hep beni buluyor? Halbuki benim istediğim veya bütün gün dilediğim duamda olan hiç böyle bir profil değil. Tabii ki. Peki nasıl çekeceğiz? Bugün şimdi, en azından ilişki kodlamasını birlikte o dilini çözelim. Evet, bu arada bu bilinçaltı dili mucizeler eğitimi sadece Refik Korkmaz hocamıza aittir. Biz ondan 6000 kişi yaklaşık eğitim aldık. Hem uygulayıcısıyız. İşte ilmi yayılanlardan biri. Yani hakikaten bu konuda Refik Korkmaz hocanın çabasına gerçekten hayranım. İşte böyle ilim ve yayan hocalar lazım bize. Peki nasıl bir dili var? Neden anlıyor? Şimdi bilinçaltımızın esas şöyle bir şeyi var. İlki affetmeyi bilmiyoruz. Ama şimdi çok kötü hak etmediğim bir şey yaşamıyorum. Niye affedeyim? Tamam yaşayın. Deyin ki çok kötü bir şey yaşayın. Haksızlık olmuş gibi geliyor. Yap affet. Baştan sona diyelim ki siz haklısınız. Karşınızdaki insan haksız. Evet. Siz o affetme çalışmasını yaptığınız zaman, o karşıdaki kişiyi affettiğiniz zaman o kişinin bundan haberi yok. Ama ve olsun siz ben onu affet olurum. Ama affetmediğiniz zaman siz kendinize yapıyorsunuz. Çünkü aranızda öyle bir görünmez bağ oluşturuyorsunuz ki bu görünmez bağ yüzünden siz ilerleyemiyorsunuz. Şimdi ben sizi böyle bir görünmez bağla tuttum. İlerleyin. İzin vermiyorum. Olmuyor, evet. Çünkü beni bırakmak zorundasınız. Kelepçe yapıyoruz o zaman. O yani beni bırakmak zorundasınız ki ilerleyebilmeniz için ve aynı ama sorunları... Ama zaten orada öfken var, ilerlemesini istiyorsunuz. Ama bir dakika, siz hakkınızı helal etmeme hakkına sahipsiniz. Tamam, o, başka o zaman şey. Onu ayıralım. Aa süper. Aa, tabii. Şimdi bu oldu. Tabii. Bu oldu, yok, bunu anlaştık. Yani siz hakkınızı helal etmeyebilirsiniz. Bu tamamen, bu Kur'an'da da var zaten. Hiç böyle bir şeyiniz yok. Siz affetme çalışması yapıyorsunuz ki kendi önünüzü açmak için. Size olumsuz enerji yollayan, olumsuz bir bağ oluşturan aranızdaki kişiyle o bağları kopartıyorsunuz. Bırakın o kendi enerji alanında kalsın.
Evet. Siz affederek kendi önünüzü açıp kendinizi özgürleştiriyorsunuz ve hiç, onun için derler zaten. İşte daha önceki ilişkimde aldatılmıştım. İşte bak bunda da aldatıldım. Hı hı. Ondan sonrakinde de aldatılacaksınız. Bir sonrakinde gene aldatılacaksınız. Çünkü tekerrür edecek o, evet, bağ devam ettikçe, doğru mu? Evet, çünkü hı hı. onu kesip geride bırakmak Nasıl lazım. Nasıl keseceğiz? Önümüze bakmamız lazım. Nasıl keseceğiz? Var mı bunun bir yöntemi? Yapabilir miyiz mesela bir örnek çalışma şimdi? Örnek çalışmada yani tabii bunu meditasyonla yapıyoruz ama hı hı. çünkü tüm çakralarımızdan Allah der ya sizin üzerinizde hı hı. 7 yol yarattık. Hı hı. Bu çakralarımızdan biz o işte sevgi duyduğumuz diyeyim kişiye bir zamanlar değil. Evet, bağlıyız. Ve o çakralarımızın da aramızda oluşan tüm bağları biz altın makas deriz. Altın şifadır. Onunla keseriz. Ve her kestiğimizde de karşımızdaki insana teşekkür ederiz ama önce onu affetmek için içimizde bir sürü ukde var ya, söyleyemediğimiz bir sürü şey var ya, onu böyle imgeleme yaparız. İmgeleme ile hayalde çok karıştırıyorlar. İmgeleme yaparız, karşımıza alırız. Karşımıza aldığımız zaman söylemek istediğimiz ne varsa söyleyin. Döktürün diyorsunuz. Ne varsa. Limit yok mu orada? Hayır, hiç limit yok. Tamam. Hiç limit yok. Tavır sevgili. Evet, evet. Yani onun için tüm içinizi boşaltın. Söylemek istediğiniz ne varsa. Rahatladıktan sonra ben senden bana gelen aldım. Öğrenmem gerekeni öğrendim. Sonra kendi iyiliğim için seni özgür bırakıyorum. Ben değil. Çünkü ben önümü açmalıyım. Ben çünkü sürekli böyle arkamdan biri çekerken arkama dönüp yaşarsam şu anımı göremiyorum. Evet, belki çok güzel fırsatlar. Görmem gereken fırsatlar var ve bunları fırsatlar akıyoruz. Bir telefonumuz var sizin için. Dilim Bağ Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Merhabalar Nilüfer Hanım. Merhaba. Buyurun, dinliyoruz sizi. Ben 6 yıldır evliyim. Hı hı. Ama artık eşimle hiçbir şekilde anlaşamıyorum. Anlaşamamaya geçtim. Onu evde bile görmeye tahammülüm yok. Bir tahammülsüzlük başladı. Belli bir sebebi var mı peki Dilim Bağ Hanım? Biz bulalım, evet. Peki yöntemi hayır, varmış. Hemen sizi o zaman işin uzmanıyla bırakıyorum. Tamam, rica ederim. Merhabalar. Merhaba. Şimdi bilinçaltı ile senin eşinizle aranızdaki olan ilişki frekansını bir kontrol edin. Dirba Hanım, olur mu? Onay almak gerekiyor sanırım. Evet, izin vermeniz aynen. gerekiyor. Çünkü izinsiz maalesef hiçbir şey yapılamıyor. Dilruba Hanım, şimdi sizden rica etsem lütfen gözlerinizi kapatır mısınız? Bizimle kapattım. Lütfen bu direktifleri yapın. Evet. Bilinçli zihninize bağlı kalmadan gözünüzün önüne gelen hayvanı bana söyler misiniz? Nasıl bir hayvan? Nerede? Ne yılan. Renk? Yılanlara benziyor. Yılan gibi. Evet. İlk akla gelen. Ne renk oldu? Siyah. Siyah. Tam... depresyon ve ya böyle dili dışarıda. Peki eşinizi şu an bir hayvan olarak imgelemeniz, görmeniz gerekse nasıl bir hayvan olarak görürdünüz? Nerede, ne renk? Yılanın haricinde mi? Evet. Bu yedi başlı ejderhalar var ya, her tarafa kasılıp Evet. Bayağı agresif hayvanlar geliyor değil mi? Güçlü, çok. Agresif hatta çok. Ejderler bayağı masallarda olan böyle yırtıcı. Şimdi aralarında yırtıcı. Aşk var mı yok mu, bunu kontrol edelim. Peki Dilruba Hanım, bir etrafınıza bakar mısınız? Orada herhangi bir su, göl, şelale bir şey var mı? Şu an arkamda ağaç var. Ağaç var. Ağaç, su yok, aşk yok. Aşk yok. Yani dil bunu mu söylüyor? Evet. Bilinçaltı dili bilinçaltı dediğimiz. Bilinçaltı dilinde su aşk demektir. Tamam, bunları da böyle şey yaparak gidersek şimdi, çok daha iyi anlayacağız. Şimdi Dilruba Hanım, lütfen ilk başta gördüğümüz o yılanlar vardı ya. Evet. O yılanı bembeyaz bir kediye çevirir misiniz? Beyaz bir kedi olarak görün. Tamam. Tamam. Evet. O ejderhayı görmüştünüz ya, onu da... Teşekkür ederim. Bembeyaz bir köpek olarak görün lütfen. Evet. Peki şimdi sizce o kediyle köpek birbirleri hakkında ne düşünüyorlar? Bir şey söylemek isterler mi? Şu an onları beyaz olarak ama birbirlerine gayet umular. Aşk enerjisi. Var. Peki tamam. Etrafta su var. Ne kedi köpeğe saldırır ne de köpek kediye. Etrafta su var mı? Var.
Peki o suyun yanına o kedi ve köpek gidebilir mi? Bakın bakalım. Oradan su içecekler mi? İçmek istiyorlar mı? Ben ya da biri bir içmek... izleniyor galiba bu arada. Biri içmek istiyor, biri içmek istemiyor mu? Bence şu an ikisi de içmek istiyor. İkisi de suyu içmek istiyor. Aşklarını evet. Tekrardan aslında tazelemek istiyorlar. O zaman değil Ruha Hanım, şöyle bir şey yapalım. O bembeyaz kediyi ve köpeği o akan şelaleden, tertemiz sulardan çok güzel bir su içirtsin. Su içsinler. Evet. İçirttim şu an. Yaptık değil mi şu an? Duyamadık. Evet. Tamam. Şu an içti. Tamam, siz mümkün olduğu müddetçe her zaman beyaz kedi ve beyaz köpeği görüp şelalenin yanından su içirtin. İlişki frekansınızı yükseltirsiniz. İlk başta sizin bahsettiğiniz yılan sürünüyorum. Yani zaten çok kötü bir durumdaydı. Efendim, evet. O an sizin ilk söylediğiniz enerji. Enerji ejderhalar frekansı. Sonra evet. Gördü. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Zirba Hanım. Lütfen bunu tekrarlayın. Ben teşekkür ederim. Hatta sonuçlarını da bizimle paylaşırsanız evet. Çok çok memnun olurum. Ne kadar süre sonra etkilerini görmeye... 21 gün kuralı burada hayır, da geçer mi? Hayır. Bilinç altında 21 gün kuralı yok. Siz ne kadar o bilinç altı enerjinizi açarsanız o kadar çok çabuk sonuç elde edersiniz. Mesela şimdi enerji frekansından bahsettik ya, ilk başta benim mucizeyim dediğim gibi. Evet, ona gelelim. Onu evet. Unutmuştum, iyi ki hatırlattınız. Şimdi yılan dediği için Dilruba Hanım aklıma geldi. Mesela şimdi birisine sorduğumuz zaman nasılsın? Ölüyorum. Evet. 0-10 frekansıdır o an. O kişinin neredeyse frekans ya. Değeri. Evet. Evet. Yani, zaten bildiğim kadarıyla 0-26'nın altına düştüğü zaman mı ölüm başlıyordu? Evet. Değil mi? Evet. Yani mesela 50'nin altına zaten çok düşmemek gerekiyor. Zaten normalde yalnız hepimiz bilmediğimiz için şimdi onu söyleyeceğim. 50 frekansını kullanıyoruz genelde. Öyle mi? Çok ortalama yani. Evet. Yani onun dışında mesela ölmüyoruz da sürünüyoruz sanırım. Sürünüyorum. Enerjisi 20 örneği gibi. Mesela. Kötü diyoruz 30. İdare eder 40 frekansı bizde. O zaman frekansı. Mesela bazı kişiler böyle hayret ediyoruz. Diyoruz ki yani derdini kederini de biliyoruz aslında veya o an çok mutlu olmadığını biliyoruz ama diyor ki harikayım, çok iyiyim. Aslında iyi bir şey yapıyor. Çok iyi bir peki şey. Peki o zaman şöyle mi? Bilinçaltı illa inandığı bir şey. Yani ağzımızdan çıkan şeye illa inanmak zorunda değiliz bilinçaltının alması için. Hayır. Kural bu mu? Evet, aynen bu. Önemli olan bilinçaltımızı bizim ikna etmek. Çünkü bilinçaltında birazcık egosal, santrik durumlar da vardır. Ve kişiyi korumaya aldığını düşünür. Çünkü hep öyle alışmış. Biz bilinçaltına hep bunları kodlamışız. Bunca zamandır. İşte şu mesela en azından şunu söylüyorum. Sevgili divamız her zaman ne der? Fevkaladenin de fevkindeyim. Doğru. Bu kadar. Belki ruh hali gerçekten öyle olmayabilir yani. Onun da aynen. Bir sürü sorunları var, sıkıntıları mutlaka var. Dönem vardır. Dönem sağlık sorunları olabilir. Tabii ki. Ama işte enerji frekansını, çünkü siz her zaman sürünüyorum ya da kötüyüm frekansını kullanırsanız gün içi o frekans ayarlarını siz kendinize çekeceksiniz. Yani bunu aslında biz kendimiz yapıyoruz. Frekansımızı aslında bir yere kendimiz ayarlıyoruz evet, daha güne yani başlarken. Yani güne başlarken, onun için ben demin geldiğim gibi. Siz yani, nasıl başlıyorsunuz mesela güne? İlk uyandığınızda söylediğiniz bir şey var mı? İşte demin o söylediğim şey. Mucize. Bir kere mucize ötemiz sonsuz. Mucize ötemiz sonsuz. Evet. Öyle mi diyoruz? Mucize ötemiz sonsuz diyoruz. Mucize ötemiz sonsuz. Evet, yani böyle başlamaktan ne kaybederiz? Hiçbir şey. Hiçbir şey kaybetmeyiz. Evet. Yani kalkma, önemli olan... Her yerim ağrıyor, şimdi de işe mi gideceğim? İşte bunu ondan dediğimiz sonra, zaman... Keşke bugün de iş olmasaydı. Şöyle aynen. Ayaklarımızı atıp yatsaydım. Aynen. Serzenişi yerine mucize ötemiz sonsuz. Mucize ötemiz sonsuz. Bu da işte Refik Korkmaz hocamızın bize selam öğrettiği... yollamış olalım hocamıza evet, da. Bir dil diyelim. Yani bilinçaltı ile mesela şimdi peki, şöyle bir şey. Peki bu dili nasıl oluşturmuş acaba hoca? Yani deneye bazı... kaynaklardaki bilgilerle de herhalde, çünkü bunun üzerine çok yazılmış mitolojik şeyleri araştırarak. Yani dünyada da David Eagleman gibi evet. Bunun üzerine inanılmaz şeyler yazan nörologlar var bildiğimiz kadarıyla. Evet. Ben ilk zaten onu kitabı okuduğumda, bir yabancı kişinin, David Eagleman dediğim, şöyle bir şeyle karşılaşmıştım. Ya aslında benim çok da özgür iradem yokmuş demiştim o zaman. Yani çünkü bilinçaltım duyduğunu kendi tabii. Kafasına göre takılıyor. Aynen. Ya ben zannediyorum ki inandığım şeyler sadece hayır. işliyor. Yok. Gerçekten mideye tamam. Diyoruz ya, çöplük gibi kullanmayın. Aynen. Her şeyi alıyor. Tesadüfen duyduğunu alıyor. Gördüğünü alıyor. Hepsini alıyor. Yani siz fark etmiyorsunuz. Yolda giderken kaç tane elektrik direği olduğunu bile
zihnine alıyor ve bunu siz zihninize kodluyorsunuz. Zihnimize olumlu kodlamalar yapalım. Evet.